Herkese yeniden merhaba. Bu defa bir kare sorusuyla karşınızdayız. Sorumuz neymiş bakalım? ABCD bir kare, P noktası karenin içerisinde herhangi bir nokta. P noktasından karenin kenar orta noktalarına doğru parçalar çiziliyor ve dörtgenler oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu dörtgenlerin alanları kırmızı dörtgenin alanı 12 santimetre kare, mavi dörtgenin alanı 5 santimetre kare, yeşil dörtgenin alanı 10 santimetre kare olarak veriliyor. Diğer dörtgenin alanı verilmiyor. Buna göre karenin bir kenarının uzunluğu bizden isteniyor arkadaşlar. Gri alanda verilseymiş daha kolay olacakmış ama maalesef verilmemiş. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar videoyu burada durdurup isterseniz kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Çözüme geçmeden önce üçgenlerin alanlarıyla alakalı bazı şeyleri hatırlamamızda fayda var. Herhangi bir ABC üçgeni alalım mesela. C'den AB kenarına bir doğru parçası çizdiğimizde bu noktaya D noktası diyelim. İki değişik alan elde etmiş olacağız. Yani hangi üçgenler bunlar? Hangi üçgenlerin alanları olacak? ACD ve CDB üçgenleri gördüğünüz gibi değişik alanlara sahip olur. Herhangi bir doğru parçası çizdiğimizde. Peki ben bunların alanlarına S1 ve S2 dersem bunun gibi ve tabanlarına da bakın bu şekilde X ve Y dersem bu durumda S1 ve S2'nin oranı yani alanların oranı tabanların oranına eşittir. Bunun sebebi arkadaşlar iki üçgenin de aynı yüksekliğe sahip olmalarıdır. Bakın burada H aynı yükseklik her iki üçgende de olduğu gibi. Yani S1'i bulurken de ben H'ı kullanacağım. S2'yi bulurken de H'ı kullanacağım arkadaşlar. Tamam. Diğer özelliğimiz neydi? Eğer D noktası üçgenin tabanının orta noktası ise bu durumda bu alanlar birbirine eşit oluyordu. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bir bakalım şimdi. Arkadaşlar soruda üçgen bile yok gördüğünüz gibi. Ama ne yapabiliriz? Biz bu üçgenleri elde edebiliriz. Yalnız öncelikle şu sayılardan bir kurtulalım ki daha rahat çizimimizi yapalım. Şimdi P noktasından karenin kenarlarına, özür dilerim, köşelerine doğru parçaları çizelim bakın. Gördüğünüz gibi ne elde ettik? Üçgenler elde ettik. Ve mesela PAB üçgeninde E noktası orta nokta olduğu için az önceki kuralımızla ne yapıyor? Örtüşüyor. Devam edelim. Diğer doğru parçalarını da çizelim köşelere. Bu durumda az önceki kuraldan yola çıkarak ben ne söyleyebilirim? PAE üçgenin alanıyla PEB üçgenin alanları ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Benzer şekilde diğer bakın üçgenlerin de alanları eşit olacaktır. Çünkü eş yüksekliklere sahiptirler arkadaşlar. Burada bir şey görmem gerekiyor benim. Ne göreceğim? Şimdi arkadaşlar kırmızı dörtgenin alanıyla yeşil dörtgenin alanının toplamını eğer hesaplayacak olursak ne oluyor? S1, S2, S3, S4. Diğer dörtgenlerin alanını karşılıklı olarak toplarsak onların da alanlarının ne olduğunu görürüz arkadaşlar. S1, S2, S3, S4 toplamı olduğunu görürüz. Yani bu dörtgenlerin alanları karşılıklı olarak toplanırsa birbirine eşit oluyormuş arkadaşlar. Ben bunu görebilirsem çözümüme rahatlıkla ulaşabilirim. Biraz daha sadeleştirelim isterseniz. Şu doğru parçalarını silelim buradan ve daha net bir şey yazalım. Mesela kırmızı üçgenin, özür dilerim, dörtgenin alanına ben S1 diyeyim. Maviye S2, yeşile S3 ve diğer alana da S4 diyeyim. Bu durumda karşılıklı olarak alanlar toplamı birbirine eşit olacağı için ne yazabiliriz? S1 artı S3 eşittir. S2 artı S4 elde edeceğiz arkadaşlar. Peki benim sorumdaki değerler neydi? 12 santimetre kare, 5 santimetre kare, 10 santimetre kare ve diğer alan boştu gördüğünüz gibi. Ama onu az önceki gördüğüm veya bulduğum, elde ettiğim özellik yardımıyla veya çıkarım yardımıyla diyelim aslında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yerlerine yazarsak buraya da mesela S4 diyelim. Eğer bunları yerine yazarsak bakın şöyle 12 santimetre kare ile 10 santimetre karenin toplamı S4 ile 5 santimetre karenin toplamına eşit olacaktır. Bu durumda S4 ne olacaktır arkadaşlar? 17 santimetre kare olduğunu görüyoruz. Demek ki karenin alanı arkadaşlar
Bu alanları toplarsam ben 44 santimetre kare olduğunu görürüm. Bu durumda da karenin bir kenarının uzunluğu arkadaşlar kök 44 santimetre veya 2 kök 11 santimetre kare santimetre olur arkadaşlar. Evet, umarım sorunumuzu ve çözümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız seviniriz. Abone değilseniz abone olmanız da iyi olur. Videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.